Tüm emeklilerin sendikası genel merkezi alanımızda hoş geldiniz. 7500 lira maaşa hayır diye. Yani layık ve çağdaş eğitime sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu zaten en başta bizler farkındayız Aleviler olarak. Çünkü bunun en büyük sorunu, sıkıntılarını bizler yaşıyoruz. Yani işte ÇEDES projesiyle beraber uygulanan ve daha önce bunu işte cemaatler de uygulamıştı. İşte din hocaları her yere yayıp işte imam hatipler açarak ve çağdaş eğitimin önüne geçmek ve tamamen dinci veya dindarlaştırılmış bir eğitimle aslında insanlara bir nevi algı oluşturarak bu sisteme dahil etme çabası içindeler. Biz buna hep karşı durduk, karşıda duracağız. Benim çağrım bu mitinge gerçekten katılmak. İmkanlar ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği için federasyonlarımız zaten bu konuda duyurularını yapıyor. Ama ben de şunu söyleyeyim, yani eğer katılmazsak yarın öbür gün çocuklarımıza bırakacağımız bir miras olmayabilir. Sadece bu miting için demiyorum. Genel anlamda da mücadele etmemiz lazım. Okullarımızda bunun itirazlarını yapmamız lazım. Çocuklarımızı gözlemlememiz lazım. Sadece Aleviler değil, aslında burada en büyük handikap şudur. Biz hep kendimizce değerlendiriyoruz ama biz aslında bunu zaten mücadelesini veriyoruz. Ben özellikle aydın, çağdaş, liberal ve kendine layık olarak gören diğer kesimlere de sesleniyorum. Buna gerçekten sahip çıkın. Layık çağdaş eğitime sahip çıkın. Ve özellikle 10 Aralık'a sadece Alevileri değil, bu ülkede yaşayan tüm demokratları bekliyoruz. Derneğimiz Alevi Kültür Dernekleri Aliye Şubesi de mesaj gönderdi. İzmir'deki bütün kurumlarımız, derneklerimiz, cemevlerimiz üyelerine bilgilendirme yaptı. Aynı zamanda bizler de kendimize bilgilendirme yapıyoruz. Talebe göre de araç imkanı yaratacağız. Bu anlamda İzmir'de de katılım yoğun olacağını düşünüyorum. Bunun çalışmaları yapılıyor. Ya Alevi canlar bu tür çağrılara sessiz kalmaz. Yani mutlaka iştirak eder diye düşünüyorum. Az veya çok ama iştirak eder. Dediğim gibi başta da söyledim. Ben diğer kesimlerinde buna katılmalarını istiyorum. Çünkü bu sadece Alevilerin sorunu değil. Zaten biz bunu sadece Alevilerin sorunu olarak irdelersek dar bir çerçeve koymuş oluruz. Çünkü çağdaş eğitim hepimiz için geçerli. Herkese lazım. Yani inanın ki aşırı dinciye bile çağdaş eğitim lazım. Çünkü çağdaş eğitim şu anda günümüzde bir ışık. Hani pirimizin dediği gibi ilimle gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bu karanlık herkesi kapsıyor ne yazık ki. Eğer ilmin yolunda, bilimin yoluna gitmezsek. O yüzden bu çağrıya dediğim gibi sadece Aleviler değil, bütün kesimler katılmalı. Zaten kurumlarımız, herkes kurumlarımızı tanıyor. Bu konuda eğer katılmak isteyen varsa da kurumlarımıza müracaat edebilir, başvurabilir, isim yazdırabilir. Ve bu anlamda biz bu imkanları sağlarız o kendilerine. Yeter ki güçlü bir kitle oluşturalım. Bir iri ve diri olmayı bilelim.